Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim arkadaşlar. Niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına öngörülerim sizler için neler yorumlayacak? Bakalım bugünkü niyetinizde neler var arkadaşlar? Beğenileriniz, yorumlarınız, destekleriniz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Hem bu kanala hem diğer kanala göstermiş olduğunuz desteklerin hepsini birebir görüyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Hangi zamandan itibaren izliyorsanız hayırlısı ve şifası olsun. Bu açılımı şu anda açmış. Şu anda böyle tesadüfen denk gelen izleyenlerim de olabilir. Çünkü kanalımızın böyle yeni yeni fark eden izleyenlerimiz var. Niyetlerinizi, dileklerinizi tuttuysanız hadi bakalım. Sizler niyetinizi, dileğinizi tutun ve ben de şöyle bir açılımınıza şöyle bir yapalım. Sizler niyetinizi, dileğinizi tuttuysanız arkadaşlar ben de hiç vakit kaybetmeden başlayacağım. Hani üzerine bir işlem gözüküyor arkadaşlar ama devam edelim mi? Hani üzerine bir işlem var arkadaşlar. Yapan kişi böyle kapalı bir bayan olarak gözüküyor. Löp diye çıktı karşıma hemen. Hane üzerine yapılmış yuvarlak bir işlem arkadaşlar. Ama sizdeki işlem kare olarak olabilir. Hanenizi bakın. Özellikle bahçede olabilir. Bahçe girişinde böyle bir duvarın yanında gömülmüş bir şekilde gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Yapan kişi haneye giren çıkan kişi siz onun yemeğinizi yemişsiniz. O da sizin yemeğinizi yemiş. Ama size yapılan bir şey değil. Sizin evliyseniz eşinizin annesine olabilir. Eğer ya da sizin anneniz olabilir. Böyle bir durum var. Göğüs kafesiniz şu an sıkıldım arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Böyle bir yaklaşık 2-3 zamandır böyle üzerinize gözüken bir kötü enerji var. Çevrenize kalabalık görüyorum. İnsanlar böyle sizin etrafınızı çevrelemiş. Her bir ağızdan bir ses çıkıyor. Kimin neye inanacağınızı şaşırmış durumdasınız. Kalbinizi ve gönlünüzü daraltmış o kişinin isminin içinde arkadaşlar S olabilir, V var, I var, N var, E var. Arkadaşlar R, A harfi gözüküyor. Z harfi de var. Size bazı konularda karşısında sözler vermiş. Verdiği sözleri de tutmamış. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiş olarak gözüküyor. Sizi öyle bir daraltmış ve ağlatmış ki zaman zaman gözyaşlarınız akmış, daralmışsınız. Gerçekten ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu kişinin siz konusunda çok büyük bir pişmanlığı var. Çok büyük bir pişmanlığın yanında. Çünkü böyle bir şey olmasa da gündeminizde şu an bu kişi yani falınızda da çıkmazdı arkadaşlar. Öyle bir pişman olmuş ki bu kişi bu pişmanlığını dile getiremeyecek kadar bir hatası, yanlışı olmuş arkadaşlar. Bunu şu anda dile getiremiyor ve şu anda böyle size karşı söyleyemiyor. Bunu da çok net bir şekilde belirteyim. İsminin içinde arkadaşlar S, İ, E, A, N, R harfi demiştik sizlerle izleyenler. Bazı affedilmez şeyler adına arkadaşlar telafi etmek adına bazı şeyler planladığını görüyorum. Bu planladığı şeylerin arkadaş çevresinden bazı anlaştığı, çok iyi anlaştığı arkadaşlar M var, Y var bunlara anlatıyor ya da bunlara dan fikir alışverişi yapıyor. Bunlar da o kişiye şu anda fikir vermeye çalışıyor. Yapacaklarını belirtiyor ve şu andan itibaren yani bu zamandan itibaren arkadaşlar ne zamandan izliyorsanız hiç fark etmiyor. Aklınızdaki, kalbinizdeki o kişi sizi kırmış, daraltmış ve zaman zaman sizi ağlatmış, üzmüş. Sizin güveninizi kırmış o kişi yaklaşık arkadaşlar böyle bir ikili vadelere kadar size bir haber yollayacak. İlk başta böyle kendisi adım atmayacak. Size bir haber yollayacak ve yolladığı haber doğrultusunda o kadar sevindirecek ki sizi. Çünkü o kişinin pişman olduğunu, böyle bir harap olduğunu, ciddi anlamda böyle bir vicdan azabı çektiğini duyacaksınız ya da göreceksiniz.
Buna böyle şahit dahi olabilirsiniz. Çünkü o kişinin arkadaşlarından size haber getirmek isteyen, sizi önemseyen bazı kişiler var. Hatta sizin o kişiyle olmanızı isteyen aracı kişiler diyebilirim. Tabii ki bir o kadar da olmanızı istemeyen, size düşmanlık besleyen, özellikle böyle iki kişinin evliliğine dahil müdahale edilecek böyle Arapça tarzında yazılmış işlemler, surelerin ters yazıldığı işlemler var. Bu işlemler böyle iki kişiyi birbirinden soğutmak durumuna kadar, yani birbirinin yataklarından ayırmaya kadar giden işlemler olarak gözüküyor. Aynı zamanda ailenin huzurunu, çocukların huzurunu, bereketini kaçırmak için de yapılan işlemler gibi ve bu işlemler böyle iki evli insana reva görülüp yapılmış. Yani aracı kişilerin olduğu gibi ilişkinizi kabullenemeyen, istemeyen ya da böyle istemek durumunda kalmayan, kıskanan, fesatlık besleyen, dedikodu yapan bazı kişiler de var. Bu kişilerin isimleri net bir şekilde gözükmüş arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Açıkçası böyle ilk başta benim gözüme çarpan ne oldu? İ var, S var, R var, Z var arkadaşlar, A var, T var. Çok belirgin bir şekilde böyle gözükmüş, böyle sizden sıkıntı almaya çalışan, sıkıntıyı size vermeye çalışan kişinin ağırlığını taşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişinin aslında sizin mutlu olmanızı istemeyen, sizi içten içe kıskanan ve sinsi insanlar. Bu kişilere dikkat edin. Bu kişiler zaten siz çok çok iyi biliyorsunuz. İsim konusunda harf uyumsuzluğu olabilir ama siz bu kişileri görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Bu kişiler sizden alınmadıklarını ve başka şekilde çıkarmaya çalışmışlar. Yani büyü yoluyla, tılsım yoluyla gibi, okumayla gibi çıkarmaya çalışmışlar ve bunu bile başaramamışlar. Çünkü aklınızdaki kişi hala sizi düşünüyor, hala size karşı bir özlemi var. Gerçekten unutamamış yaşadığı anıları ve yaşadığınız birçok şeyi unutamamış olarak gözüküyor. Böyle olmasaydı zaten bunu net bir şekilde belirtmezdim arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Böyle bir iki insan var, birbirleriyle anlaşma yapılıyor ama bir anlaşma gibi durmuyor. Şu aralar böyle bir şeyini satmak istiyorsunuz, bir şey mi satmak veya almak mı istiyorsunuz bilmiyorum ama hayırlı mı hayırsız mı dediğiniz bir şey var. Yani olacak mı olmayacak mı açıkçası bilmiyorum. Açıkçası böyle korkuyorum da dediğiniz bir durum var. Anlaşamayacağınız ya da anlaşmanın olmayacağı bir durum var. Bir iş olabilir bu. Bir ev ticareti olabilir, araba ticareti olabilir, fark etmiyor. Öyle bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Böyle iki uzun boylu insan resmen bir araya gelmiş. Her şey tamam sanki böyle ama sonunda bir anlaşmazlık olacak, bozulacak. O anlaşma bozulacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Kararsız kaldığınız bir konu olabilir. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam dediğiniz bir konu ve anlaşmaya varamıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ailevi ortamda bulunduğunuz zaman bakın arkadaşlar böyle bir yatak odası olabilir. Size bir ağırlık basıyor. Hatta böyle son zamanlarda böyle bir nefes alamama, terleme, ayaklar yanma olabilir. Karnınızda şişkinlik olabilir. Ve aynı zamanda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik. İşte böyle bir iş yerinize gidiyorsanız gitmek istemiyorsunuz. Yani işleriniz hep yarım kalıyor gibi, işinizde kendinizi verememe gibi, unutkanlığın çoğalması gibi birçok şey şu anda böyle bir hayatınızda var. Yani bu ailesel kavram ailesel taraftan gelmiyor. Yani sizin üzerinizdeki ağırlık olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Bunun dahilinde tamamen böyle sizin üzerinizdeki ağırlık demiştik. Üzerinizde bir ağırlık gözüküyor arkadaşlar. İnsanlar tarafından çok mu dikkat çekiyorsunuz? Çevreniz çok kalabalık. Çevrenizdeki kişiler sizi çok fazla bir şekilde izleyebiliyor. İyi de bakan var, kötü de bakan var. Tabii ki
İyi bakanların sayısı çokça az. Bundan dolayı da şu anda böyle üzerinizde bir nazar ağırlığı taşıdığınızı belirtebilirim. Yani son zamanlarda bir nazar ağırlığı almışsınız. Öyle bir kişiden almışsınız ki kem gözlü bu kişi. Yani bu kişinin ağırlığı sizin üzerinize geçmiş olarak gözüküyor. Son zamanlarda konuştuğunuz size böyle şöyle mi yapacaksın aslında ben de yapmayı düşünüyorum diyen bir aslında bu. Siz bunu biliyorsunuz. Bunu da net bir şekilde belirtmiş olayım. Ya işinizi ya başarınızı kıskanan bir kişi olabilir. Mutluluğunuzu kıskanan bir kişi olabilir. Bir yere mi gittiniz yakın bir zamanda arkadaşlar ya da gitmek mi belki de istediğiniz ama olmadı. Böyle bir yer gözükmüş arkadaşlar. Uzak bir yer, insanlardan uzak olduğunuz bir yer. Böyle gitseniz aslında çok büyük kararlar alacaksınız. Çok iyi kararlar alacaksınız. Sizin yararınız olacak ama bir türlü böyle gitmek nasip olmamış. Yaklaşık böyle siz değerli izleyenlerin beşli vadelere kadar bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk iş kariyer konusunda size böyle bir yükseklere çıkartacak. Maaş, iş konusunda şu aralar çok büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Ya da çok büyük değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız işten farklı bir iş yapmak gibi ya da daha kazançlı bir işe girmek gibi ya da daha farklı böyle güzel sizi yormayan bir şekilde bir işe girmek gibi çok yorulduğunuzu görüyorum. Çok bitkin bir ruh halinizde sahipsiniz. Açıkçası insanların ağırlığı da üzerinizde bu süreçte arkadaşlar. Biraz soluklanayım. Çok çok hızlı anlatıyorum ki arkadaşlar. Yani şu an 11. dakikadayız ama 20 dakikalık konuşmayı yaptığımı düşünüyorum. Sizin yararınız olsun, şifa olsun inşallah. Bu arada arkadaşlar akşam namazından yatsı namazına kadar 30 tane şöyle bir Fatiha duası okuyup niyetinizi mühürleyebilirsiniz. Bu da çarşamba günden itibaren geçerli arkadaşlar. Ben böyle niyet aldım. Zaten 70 tane okudum. Siz de üzerine 30 tane okursanız arkadaşlar niyetiniz, dileğiniz gerçek olsun inşallah. Bir adam var burada siz değerli izleyenlerim. Böyle arkasını dönmüş ama sanki ondan bir alacağınız var. Hasta yatan birisi var. Sıkıntılı yatan birisi var. Böyle bir kişi de çevrenizde olabilir. Bu kişiyle alakalı bir ölüm haberi alabilirsiniz ve ya da bir hastalık haberi alabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu kişi öyle bir iyi bir insan ki yaşlı bir insan gibi gördüm ben. Siz bu kişiyi çok seviyorsunuz ve bu kişinin hane içerisinde hane bireylerinde ya da ve dahi ise de böyle sizi çok seven bir kişi. Bazı bırakacağı şeyler var ya da bazı söyleyeceği şeyler var. Yani miras tarzında bir şey olabilir. Arsa, tarla, takpan, evdir gibi ama bir takım şeyler olabilir. Para miktarı olabilir arkadaşlar ya da bir takım bir şeyler söyleyecek olabilir. Bu kişinin söylediklerini çok dikkate alın. Çünkü bu kişi hasta ve siz bu insanı seviyorsunuz. Belli ki böyle bir yatalak bir insan da olabilir. Ya da böyle ziyaretine gittiniz son zamanlar. Size güzel şeyler söyledi. Bu kimse eğer bu kişinin duasını almışsınız, almaya da devam ediyorsunuz. Ama arkadaşlar resmen bir yanınızda böyle bir yılan var. Bir tarafınızda da böyle melek var. Yani çevrenizdeki insanlar kafanızı karıştırıyor son zamanlarda özellikle. Fikir danışıyorsunuz ama sunduğumuz fikirlere çok net bir şekilde cevap veren ya da böyle iyi bir şekilde cevap veren birisi yok. Sanki sizin iyi olmanızı istemeyen bazı kişiler var çevrenizde. Siz bunları gün geçtikçe daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü böyle bir 2 gün önce, 2 hafta öncesinde böyle yakın bir arkadaşınızdan, yakın bir dostunuzdan belki bir ihanet görmüş olabilirsiniz. Bir hata görmüş olabilirsiniz. Bunlara biraz takıntılı olmuşsunuz. Yalnız şöyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Burada sizin kısmetiniz var. Size bakan bir kısmet.
size yaklaşmaya çalışan bir kısmet. Sizi gerçekten o kadar çok beğeniyor, o kadar hoşuna gidiyorsunuz ki bu kişinin açılmak istiyor böyle, size bir şeyler söylemek istiyor, sizinle konuşmak istiyor. O kadar heyecanlı bir kişi ki ve o kadar sessiz. Size böyle uzaktan uzağa bakıyor, platonik gibi diyeyim. Pek de böyle bir platonik gibi değil aslında, böyle belli etmiş bir zamanda ama şu anda böyle uzak kalıyor size. Yani böyle bir kişi var. Bu kişinin size karşı hoşlantısını gizleyemiyor ya da gizleyemeyecek, öyle belirteyim. Yaklaşık böyle bir şöyle bir üçlü dörtlü vadelere kadar bu kişinin şeklini, nasıl bir kişi olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Yani çok fazla konuşmayan, çok fazla sesini çıkartmayan, böyle bir bilinmeyen sırrını saklayan bir kişi olarak gözüküyor ama gerçekten çok beğeneceksiniz huyunu, suyunu. İnsanlara davranışını, size davranışını çok beğeneceksiniz, ilgisini beğeneceksiniz. Böyle bir kişi var, hazırlıklı olun, net bir şekilde belirtiyorum. Çıkmasaydı da belirtmezdim. Çok güzel bir kısmetiniz var. Sizi böyle maddi, manevi olarak el üstünde tutacak bir kısmet olarak gözüküyor. Bu kısmet kimse bereketiyle gelecek, bereketiyle sizin hayatınıza giriş yapmak isteyecek. Kabul edersiniz, etmezsiniz, size kalmış. Genellikle arkadaşlar böyle 18 yaşından itibaren ilişki konusunda maalesef böyle düzgün yolu bulamamışsınız. Yani bu kısmetiniz inşallah kısmet olarak kısmetiniz arkadaşlar sizin her şekilde hayra çıkaracak olarak gözüküyor. Adaletiniz, hakkınızı yendiği bir olay var. Yani böyle bir çözülememiş bir olay var. Yani sizin bir durumu, moraliniz bozulmuş. Hani içerisindeki bireylerin de moralleri bozulmuş bu konuyla alakalı. Bu konu her neyse sanki böyle olan bir şeyin bitmiş hali. Ya da böyle bir iki kişinin evliliği bitmiştir. Ya da abi, abla, kardeş böyle bir olaya üzülmüş olabilirsiniz ama bir kötü olaya üzülmüşsünüz. Yani bir şeyi çözmek istiyorsunuz aslında ve elinizden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ama o konu çözülecek olarak gözüküyor arkadaşlar. O konuyla alakalı böyle içinizde hiçbir sıkıntı, dert düşmesin. O konu kendiliğinden çözülecek ve sizin uğraşmanıza değecek bir konu. Çünkü genellikle siz böyle dokunduğunuz, konuştuğunuz ya da ne bileyim birlikte olduğunuz kişiye can katıyorsunuz. O yüzden hayatınızı düzene sokarsınız. Ama böyle kendi hayatınız konusunda da bu konuda böyle çok başarılı değilsiniz. Böyle bir durum var. Böyle bir duruma canınızın sıkkın olduğunu, moralinizin bozuk olduğunu görüyorum. Bu olayla alakalı moraliniz bozulmasın. Arkadaş, sevgilisinden ayrılma da olabilir. Teselli etmişsinizdir gibi. Böyle bir durum da var. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu konuya da çok güzel bir çözüm bulacaksınız siz değerli izleyenlerim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Umarım böyle tüm güzellikler sizleri bulsun siz değerli izleyenlerim. Şunu da belirtmek istiyorum. Beni buraya kadar izleyen, bana eşlik eden hepinize teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim arkadaşlar. Destekleriniz sayesinde varım. Desteklerinizi lütfen ama lütfen benden esirgemeyin. Bu videomda arkadaşlar yorum yapan, beğeni atan, kanalıma destek veren izleyenlerime hediye olsun. Ayrıca yakın zamanda şöyle bir bugün ne çarşamba? Şöyle videoların arasında 3 tane şifre vereceğim arkadaşlar. Videoların tamamıyla dinleyen, dinlemeyen zaten burada bir ayrılmış olacak bu sayede. O 3 tane şifreyi herhangi bir videoda belirtmenizi belirteceğim. O anda belirten izleyenlerin arasından kişiye özel bakım yapacağım arkadaşlar. Başka türlü çözüm bulamadım yani. İnternet yolundan da kişiye özel bakım, artık Instagram'dan bakımımızı da gerçekleştiririz. Bakalım kim bu beni daimi güzel bir şekilde can kulağıyla dinleyen izleyenim. Hadi bakalım. Bundan sonraki videolarımızı takip edin. Videonun arasındaki şifreleri bir köşeye not edin. Onların arasından çekiliş yapıp kişiye özel bakımımız gerçekleşecek. Belki buraya kadar beni kimse izlemiyor, dinlemiyor. O şanslı kişi sen de olabilirsin. Takipte kal. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.